Arkadaşlar, öncelikle şu zayıf bir kovanımız vardı, kireç hastalığı olan. Hatırlıyorsanız. Bir çerçeveydi, toplam yumurtayla yavrulu arılı hali bir çerçeveydi. Biz güçlü kovandan bir çerçeve takviye yapmıştık. Bu bir çerçeve takviyeyi yapınca arısıyla beraber kapalı yavruluğu koyduk direkt. Sadece ana kuluçkalığımız, ananın olduğu kuluçkalık petekle yeni koyduğumuz arasına bir tane boş petek koyduk. Direkt karıştırmadık ki savaş olmasın veya bir herhangi bir olumsuz durum olmasın diye. Zaten bir saatten alışıyorlar onlar. Şimdi ertesi gün baktık alışmışlar, her şey yolundaydı, düzenliydi. Ama bir hafta sonra bu kata koyduğumuz veya takviye koyduğumuz, başka kovandan getirdiğimiz kapalı yavrulu petek üzerindeki arılar bir hafta sonra kontrol etmek gerekiyor. Meme yapmış mı yapmamış mı? Çünkü genelde 3'te 1 oranında, yani her 3 kovandan biri, her 3 çerçeveden biri meme yapabiliyor. Anayı, kendi anaları olmadığı için anayı kovmak için meme yapıyorlar eski anaların yavrusundan, yumurtasından. Şimdi onu kontrol edecek. Varsa o memeyi bozduğumuzda bir daha yapmıyor. Anayı mecbur anayla devam ediyor. Bir de kovan gücüne bakacağız. Tek bir çerçevelik arıydı bu. Bu boştu. Bak buna da, bu kenar çıta boştu. Buna da yavru doldurmuşlar, görüyor musunuz? Bu yavru dolu. Arının gücüne bakın. Bir çerçevelik arı bir haftada ne hale geldi arkadaşlar? Ona bakıyoruz. Bak. Şu ana kuluçkalığımızdı. Bundaydı. Toplam buydu yani. Arkalı önlü arısı, yavrusu buydu. Başka bir şey yoktu bunda. Biz güçlendirmeden önce. Şimdi yan çerçeveye taşmış bir yumurta olmuş fazladan. Bir de bu hem sökmüş hem yenileri yumurtlamış. Bak bu boştu. Araya koyduğumuz bu çerçeve boştu. Ha bunu da temizlemiş arılar, doldurmuş. Yumurtlamaya hazır hale getirmiş. Döküldü, çırpıldı biraz da. Bunu da doldurmuşlar, sarmışlar yani. Araya boşluk koymamışlar. Şimdi şunu vermiştik biz. Bunda meme arayacağız arkadaşlar. Bunu başka kovandan takviye, destek olsun diye verdik. Arısıyla beraber böylece vermiştik. Hiçbir sorun yok. Meme yapmamışlar. Gayet güzel. Kendi kovanları gibi devam ediyorlar arkadaşlar. Her şey yolunda gözüküyor. Anayı göremedik. Bir de anayı görelim. Bak bakalım buna. Günlük yumurta var mı diye üzerine bakıyorum arkadaşlar. Öbür taraftan aldığımız gibi duruyor. Bazılarını sökmüşler. Çıkmış yavrular. Aynı bu öbür kovanın arasıydı arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Tertemiz yoluna devam ediyorlar. Ana buradaymış arkadaşlar. Görüyor musunuz anayı? Ana utangaç, saklanıyor. Anamız arkadaşlar gayet sağlıklı geziyor. Görüyor musunuz? Kovan kabullenilmiş. Verdiğimiz güçlendirme kabul edilmiş. Her şey yolunda. Sadece bu biraz acil olarak şerbete ihtiyacı var arkadaşlar bunun. Şerbeti bitmiş bunun. Bunu şerbetlememiz lazım.
Başka da bu kovanda şu an gördüğümüz boş peteğe var, işleyebilecek, çalışabilecek, sorunu yok. Sadece bu şerbet vermemiz gerekiyor acil olarak. Biraz yiyeceği bitmiş. Kekik yağımızla sıkıyoruz arkadaşlar. Bak bunu bir ay önce yaptım. 4 haftadır kullanıyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok kekik yağında. Bir sağ duvara, bir sol duvara 2 tane üstüne sıkıyoruz. Ve kapatıyoruz. Buna yarın şerbet veriyoruz arkadaşlar. Bugün şerbet hazırlığımız yok. Yarın buna şerbet vereceğiz. Efendime söyleyin.